Bu sene Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü ve Nevşehir Belediyesi işbirliğinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Daire Başkanlığı, Tarih ve Kültür Topluluğu, Balıkçılık Kulübü, Gençlik Platformu Kulübü ve İzci Kulübü'nün desteğiyle halka açık olarak düzenlenen etkinliğe Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir, akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Dönem sonu sınavlarına hazırlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerine moral ve motivasyon olması amacıyla bu sene halka da açık olarak düzenlenen şölen öncesi, Nevşehir Belediyesi sponsorluğunda Karadeniz Hopo'dan getirilen 1 ton hamsi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Saraç eşliğinde tek tek temizlendi. Şölen saatinde mangalla pişirilen hamsiler daha sonra öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Saraç, Anadolu TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bu yıl hamsi, geleneksel mangalda hamsi şölenimizi 8.sini düzenliyoruz. 2011 yılında itibaren düzenlemeye başladık. Bir gelenek halini aldı. Bu yılda 8.sini düzenliyoruz. Her şey öğrencimiz için, öğrencilerimizin mutlu olması için böyle bir gelenek, sağ olsunlar. Geçen yıl, bu yıl belediyeden destek aldık. Belediye başkanlarımız bu etkinliklerimize sahiplendiler. Rektörümüz aynı şekilde imkan sundular. Öncelikli olarak onlara da tabii teşekkür etmek gerekiyor. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizler geliyorsunuz, bu etkinliklerimizi Nevşehir halkına duyuruyorsunuz. Bir köprü vazifesi görüyor. Basın mensupları bu konuda da basın mensuplarına ayrıca teşekkürlerimizi sunduğumuzu peşinen burada ifade etmek istiyorum. Basın olmazsa üniversitemizdeki aktiviteleri halkımızla buluşturamayız. Üniversitemizdeki olup bitenleri ulusal medyaya aktaramayız. Bu konuda basınımızın da bir nevi bu işi de aynı zamanda sahiplendiğini görüyoruz. İlgi alakalarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyoruz. Mangalda pişirilen hamsilerden doyasıya yiyerek yakılan ateşlerin başında doyasıya eğlenen öğrenciler ve katılımcılar ayrıca Karadeniz yöresine ait çalınan müzik eşliğinde halay çekip horon teptiler. Hamsi şölenine katılan öğrenciler Anadolu TV mikrofonlarına şu açıklamalarda bulundular. Şenlikle alakalı öncelikle bayağı güzel düzenleme olmuş. Yani dışarıda gençler bayağı eğleniyor. Sınavdan bir şey kalmadı yani gençlerde. Sınava yönelik bir şey kalmadı. Herkes kafasını dağıtıyor mesela şu anda. Yani finallere kadar herkes kendini iyi hissedecek diye şey yapıyorum. Ama sadece biraz hava soğuk. Onun için de çözüm olarak odun yakmışlar. Yani benim görüşüm böyle. Eğleniyoruz, güzel yani. Sence başka ne gibi aktiviteler, etkinlikler yapılmalı? Bence yani üniversite öğrencilerini bir arada tutabilecekleri etkinlikler böyle olmalı aslında. Yani üniversite öğrencileri kaynaşmalı. Sonuçta çünkü 4 yılımızda o kadar sınavlara giriyoruz, sunumlara giriyoruz. Güzel geçmesi için böyle etkinliklerin şart. Bütün şu anda gördüğünüz gibi bütün gençler oynuyor zaten. Biz de onlardan birisiyiz. Teşekkür ederim. Yeni geldim ama güzel geçiyor. Her sene yapılıyor. Gayet eğleniyoruz yani. Bilmiyorum, bence daha farklı kişiler de gelebilir ama gayet güzel geçiyor değil mi? Eğleniyorum yani. Peki ilerleyen dönemlerde başka ne gibi etkinlikler yapılmalı sence? Yani daha bilindik sanatçılar gelse bizim için daha iyi olur. Yani gençlere yönelik daha iyi olur. Bekliyoruz yani. Yani böyle soğuklarda değil de aslında daha sıcak havalarda. Bunlar daha da artırılmalı diye düşünüyorum. Ya öncelikle şenliği gerçekten beğendim. Fakat bu tür etkinlikler bizim üniversitemizde az olduğu için bu tür şeylerin daha fazla olmasını temenni ediyorum. Peki ne gibi farklı etkinlikler, şenlikler yapılmalı sence? Ya konser olabilir. Daha sonra geziler olabilir. Okulumuzla yani söyleşiler olabilir. Yani bu tarz etkinlikler olabilir. Tabii ki de daha çok bunlar alternatiflendirilebilir ama yani şu an aklıma gelenler bunlar. Nevşehir Üniversitesi öğrencileri olarak bu etkinliğe katkımız oldu mu? Oldu. Yeniler afiyet olsun diyoruz.
Balığın temizlenme sürecinden bahsedersek bayağı zorlu bir süreçti. 2 gün sürdü. Sabah 9'dan akşam 9'a 10'a kadar hatta 50 arkadaş seferber olduk. 1 tona yakın da balık çıktı. Nevşehir'de böyle bir etkinliğin olması gerekiyordu ki yoktu yani. Fazla etkinliği olan bir şehir değil ama sağ olsun Rasim Arı, belediye başkanımız, böyle etkinliklerle bizleri sevindiriyor. Üniversite arkadaşlarımızı, üniversite gençlerini sevindiriyor. Teşekkür ederiz.